Heh, buldum. Gel de hiç kapat değil mi? Aynen amurayım, aynen. Aynen. Anasını böyle işin. Aynen. Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, bugün hayatta kalan son kurbanken Hatch'i aramaya çalışacağız. Tabi bunun için birkaç perk taktım. O iki perk'ü hemen anlatayım. İlk ve en önemli perk'ümüz bu. Oyunda sadece biz yaşıyorsak, yani sona kaldıysak, kapağın haresini 32 metre uzaklıktan görebiliyoruz. İkinci perk'üm de bu. Hayatta kalan son kurban olduğumuz zaman bu perk etkinleşiyor. Çiziklerimizi, kan gölcüklerimizi ve inlemelerimizi 90 saniye boyunca gizliyor. Bu alttan al perk'ü bize şunu sağlayacak. Eğer sona kaldığımız sıra yaralıysak yere kan bırakmayacağız ve inleme sesi vermeyeceğiz. Böylece katil nerede olduğumuzu anlamayacak. Aynı zamanda yaralı ya da sağlıklı fark etmeksizin hiçbir şekilde yere çizik bırakmayacağımız için 90 saniye boyunca koşarak rahat bir şekilde kapağı arayabileceğim. Maç içerisinde herhangi bir işe yaramayacak bu perk ama eğer sona kalmayı başarabilirsem çok gizleyecek beni yani katilden. Hiç rahat bir şekilde arayabileceğim. Ya oğlum bir Macmillan atalım dedim. Götüne girsin o parmak ya. Hah, bir de kafatası tacir geldi arkadaşlar. 1,5 saat sonra falan görüşürüz. Maç anca biter çünkü. Bak attığım haritanın yaptığım build'le bir alakası yok tamam ama hemen yani bir build denemeye başlayınca hemen nasıl aksilikler peşimi buluyor görüyorsunuz değil mi? Ya bir tane Macmillan oynamak istedim zaten son adamdı ya. Reis videoya gergin girdi arkadaşlar vay halinize. Arkadaşlar bu map'te filtreyi kapatabilir miyim izninizle? Ne oldu detone oldum amur. Aşırı parlak bir harita çünkü. Oğlum lan yemin ediyorum ben onu bubba sandım. Diyecektim zayıflamış bu. E, geliyor bu bana. Hanfandı şey. Şuradan atlamayı başarırsam diyeceğim de büyük ihtimal yetişecek bana. Tam götümde şu an. Bakalım yetişebilecek mi? Yetişememiş arkadaşlar. Oraya bir drone bıraktı galiba. Şuradaki spotu oynayabilir miyiz derken. Ne yapıyor? Bu bir yerleri kırıyor. E hala geliyor reis. Tak 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 tak. Orada bir yerde mind game denedi galiba. Safe oynuyorum arkadaşlar. Biraz o palette normalde bir iki tur dönerdim ama. Şu an hani sona kalmam gerektiği için. Patata kütede patata kütede takılmaya çalışacağım. Tamam. Biliyorsunuz ki drone 3 kere taradığı zaman yaralıyor arkadaşlar. Adam ne yapıyor size söyleyeyim mi? Kendisine 3 tane falan jan belirledi şu an. Full onlar arası devriye atıyor. Bu kalan janları umursamayacak, onları bitirecek ama diğer 3 jeni fena savunacak. Bu katil böyle oynanıyor yani doğru oynuyor aslında şu an. Arkadaşlar bir de bir önceki videoda şöyle bir şey demiştim. Ya bu Trapper'ın falan Morris'ine rework gelmeli bence ya. Dümdüz ya Morris'leri. Biraz daha böyle yaratıcı bir şeyler yapabilirler sanki. Haksız mıyım arkadaşlar? Haksızsam bana mail atarak abi haksızsın diyebilirsiniz. Gitmişsiniz gerçekten 15-20 tane mail atmışsınız bana. Abi haksızsın diye. Oğlum siz deli misiniz ya? Oğlum bir şeye bakıyordum kayıttan. Ne ara geldin ya? Arkadaşlar drink diye bir disk sesi geldi de. Yer olmadığı zaman öyle bir hata veriyor. Hani kayıt göte gitmesin diye alta bağlı onu kontrol ediyordum. Ve en alakasız yerdeydim yani. O bulunduğum yerde hiçbir şey yok. Beni buldu. Neyse tamam. Ben bu maçı halledeceğim siz merak etmeyin. Buna karşı oynaması çok sıkıcı ya. Maçlar var ya böyle hani Nuri Bilge Ceylan filmi gibi geçiyor ya. Jeni bitirebilir miyiz? Dibinde kanca var. Senin ben var ya şansına tüküreyim ama bitireceğim bu Jeni. Ölme pahasına bitireceğim arkadaşlar. Adam niye vuramıyorum diyor. Ama bir şey diyeceğim bu beni ikilemeye gelecek. Aynen de öyle olacak. Nabicik. Korkudan paleti de devirdim. Katil bir an böyle hani droneların içerisine falan girince sessiz moda falan geçiyor ya. Süper bir can daha bitirdiler. Bir tane daha bitiyor. Bu arada son videoma birkaç yorum gelmiş. Ben öyle bir şey olduğunu bilmiyordum arkadaşlar. Birisi ölürse maçta ve maçı izlemek yerine lobiye dönerse yani oyundan çıkarsa kurbanlar bir can bitirdiğinde iki can falan sayıyormuş galiba. Böyle saçma sapan bir bug var oyunda şu an. Ben de o videoda iki can kala hani şaşırmıştım biliyorsunuz ki. İki can vardı bir an bir baktım ikisi de bitmiş. Aynı anda bitmesi de imkansızdı. Kankasının gülü gelme be. Ulan iki tane can çok yüksek ya. Çok yüksek. Bir bitirebilsek onları. Bunu düşme pahasına bitirsem mi? Aa düşme pahasına bitiremeyeceğiz ki. Aa Wiggle attı. Çok güzel lan. Ay hemen de geçtik. Bize geliyor arkadaşlar. Okey. Vurma. Tamam güzel güzel güzel. Şöyle bir uzağa kaçalım. Uzağa kaçalım dedik de. Aha son can bitti lan. Süpersiniz siz. Hop şöyle bir fake. Oğlum sona kalmam gerekiyor. En son niye bende kaldı katil ya? Bizimkiler beni alsın da ben saklanayım. Oğlum biri bana dönsün lan. Şşş. Daha asılmamışsınız. İkiniz de asılmamışsınız daha. Aa geliyor valla. Aslanım benim. Gel koş.
Şimdi benim bu perklerimin çalışması için sona kalmam lazım arkadaşlar. Oğlum sen niye diğerini almadın ya? Bir git benim hayatımdan ya. Tamam kurtardın, minnettarız. Sağ ol, git işte ya. Şurada bir tane perk build göstereceğiz. Tamam git git sen öyle git. Kapıyı gösteriyor bana. Aa akıl veriyor, sıkkırığına bak. Kankacım gider misin? Ya her şeyi çözdük, bu sefer de adam gitmiyor ya. Şimdi arkadaşlar kaçtığı an perklerimiz aktif olacak. Ama kaçmıyor. Hay senin. Ya gitsene git, tamam git hadi. Oğlum takım arkadaşlığı tuttu ya. Bir tane build yapacağım. Şunu bir kovala katil. Allah aşkına şunu bir kovala da. Heh. Vur Allah'ın belasına. Bir kaçsın gitsin. Zorla şunu ya. Heh. Tamam arkadaşlar. Şimdi biz hiçbir şey vermiyoruz. Killer beni gördü bu arada. Evet 32 metreden şöyle hatch'imizi gördük. Çok güzel ilk maçtan. Başarıyla operasyonumuz gerçekleşti. Tabii şöyle bir şey var. Ben sırf build'i göstermek için böyle bir şey yaptım. Normal şartlarda hani kapıdan çok rahat gidebilirdim. Bu build genelde hani böyle sona kalıp gerçekten çaresiz olduğunuz durumlar oluyor ya. O durumlarda daha etkili tabii. Tam build de denemez yani böyle hani bir iki tane perk kombinasyonu. Böyle küçük küçük oynamadığım farklı perklerle başlayıp Ali'nin ya da İbo'nun hesabından böyle tam build videoları da çekeceğim arkadaşlar. Onların hesabında tüm perkler açık çünkü. Son videoma The Game gelmediği için ben kendim attım arkadaşlar. Çünkü artık yani çok özdeşleştim map'le. Artık burayı her videomda bir kere oynamam lazım. Merhaba çocuklar, ne yapıyorsunuz ya? 27 yıl sonra Pennywise'ın anasını s**meye giden ekip gibi toplandık şu an. Aa, ne gülüyorsun oğlum soldan bana? Şu an niye kimse jen yapmıyor ben hariç? Aynen benim yaptığım jende, yani şurada gariban gariban jen yapıyorum. Benim yaptığım jen patlasın, tamam mı? Aga bu klan güçlü kidir, ben size diyorum. Bak adam bana paleti hemen indirttirdi. Başka katil olsa orada 20-25 tur dönerdim ben. Baksana adam mine yeğimi çaktı. Bu paleti biraz campliyor gibi olacağız arkadaşlar. Geliyor. Şöyle bir kırvak atalım şuraya doğru. Buraya da bir palet. Oğlum ben bunu da devirmek zorundayım. Deviriyorum arkadaşlar ya. Ben size geçen demiştim The Game'de bundan sonra böyle oynayacağım diye. Çok palet dedik evet ama hızlı hızlı düşmek de iyidir. Hayvan gibi geldim diyorsun. Burada sanki biraz daha tur atabilirdim ama klavuna karşı tur atmak çok zor arkadaşlar. Gerçekten atamazsınız ya. Şuraya gaz bırakır. Buradan geliyor gibi yapar. Sonra tekrar oradan gelir. Gazı yemiş olursunuz. İmkansız gibi bir şey. Maksimum bir tur. O yüzden biraz pre-drop yapılması gereken bir katil. Yani paletleri önceden devirmeniz gerekiyor. Ya takım niye can yapmıyor şu an? Yani ben ekstra iyi oynamadım tamam ama 2-3 tane böyle çok güçlü spot devirdim. Adam sürekli zaman kaybetti. O sırada 2 can bitebilirdi. Ondan önce bizim adam inanılmaz oyaladı. Çok stresliyim arkadaşlar bak şu an gerçekten. Bu takım jencisi ben olacaksam vay bu takımın haline. Adamın var ya jenler umurunda falan değil ya. Killer dediğim budur ya. Canavar gibi sadece avına odaklı böyle. Tamam şımarma bak. İki övdük diye şımarma hemen. Paletleri öyle bir yiyorum ki şu an yani. Afiyet met ya afiyet met. Buradan gelmedin. Başka bir yerden önüme çıkmayı mı planlıyorsun? Bundan sonra videolarda bu şekilde güvenli oynayacağım arkadaşlar yani. En azından hani biraz loop atıyormuş gibi hissederim. Daha mutlu olurum. Diğer türlü hızlı düşünce çok sinirleniyorum gerçekten. Bitiririz 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 ölme pahasına. Reis ama var ya bak şimdi bunun tam tersi olsaydı. Bunun tam tersi yaşanmış olsaydı. Muhtemelen tam tersini yapardım. Arkadaşlar siz benim açıklamalarımı anlıyormuş gibi yapın. Beni niye saldı lan bu? Salmamış. Salmamış da. Aha! Değdiremedi. Yetişirim! Oğlum burayı da mı yediniz? Oha! Afiyet takım. Bak orada kaçan kişi ben olsaydım, başkası cende saklansaydı adam bana gelirdi. Neyse şimdi ben bu konular hakkında çok yorum yapmayayım. Çünkü ben bu adamı siber suçlara şikayet edeceğim arkadaşlar. Az önce benim bilgisayarıma DDoS attı. Siz onu görmediniz. Kasanın içerisinden bir tane el çıkıp böyle bacağıma yapıştı gel lan buraya diye. Ben az daha gidiyordum. Ama siz endişelenmeyin diye çaktırmadım. Loop atmaya çalıştım. Artık keşke ATM şeklinde kasalar çıksa değil mi arkadaşlar? Yani bir yerden kartınıza böyle online bir ödeme geldiği zaman kartınızı takın kasaya. ATM'ye gitmeye gerek kalmadan çekin oradan. Oldu canım. Bir zahmet 10 dakika ATM'ye de gidin arkadaşlar. Hepiniz çok mantıklı buldunuz farkındayım. O götler büyütülmeyecek. Kalkın biraz yürüyün koşun anasını satayım. Parayı da çekmeyin yani arkadaşlar. Parayı da o şekilde çekmeyin. Bu arada sona kalamadık geçmiş olsun. Adam zekilik yapmaya çalıştı da baba yemedi gördünüz ama. Benim körlüğüm var şu an. Ben de diyorum palet spotlarını niye görmüyorum? Oğlum oyun bana kör falan demek istiyor arkadaşlar. Bu oyun iyice hakaret etmeye başladı bana ya. Az önce de yere düştükten sonra sağ üstte a**ın kodumu salağı diye bildirim verdi oyun. Allah Allah ne oluyor bu oyuna ya?
Hayır 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 hayır. Bizim adamı aldırsam ben ölürüm. Kusura bakma dostum, biraz satıyor gibi oldum ama. Mesela diğeri hiç asılmamış. İlla biri trade'e girecekse o girsin. Aynen, bravo bak, güzel takım oyunu. Oğlum bununla son asılışı da hasar alırsam bana girecek. Biliyorum ya. Yani normal şartlarda arkadaşlar ben orada onu bırakmazdım da. Şartlar normal değil işte. Oo, bu yaptığın bir clan main'e yakışmaz. Efendi ol, adam ol. Aa, hayatta kalan son kurban olarak sayılıyorum şu an. Lan perk çalıştı. Oğlum böyle değil. Hepsi ölünce çalışman lazım. 90 saniye boşa gidecek şimdi. Yani iz vermiyorum. Sızlanma sesi çıkarmıyorum tamam da. Bak. Ablacım bu topukluları ne yapacağız ya? Yanlış karakter seçimi ya. Arkadaşlar dolaba bir girelim. Barbeküs falan olabilir. Perk'üm devam ediyor bu arada. Az önce onu kurtardığımız için durmuştu. Hiç aktif. Hadi. Haydi purpua. Hadi oğlum 32 metre. 32 metre kırmızı bir ikon arıyorum. Allah belanı versin ya. Aa, oradaymış lan hiç. Arkadaşlar şu an iz falan vermediğim için şu kapıya doğru bir koşayım. Gördü mü lan? Görmüş ya. Ya ay olay ya. 150 kiloluk hayvana denk geldik anasını satayım. Nasıl kurtulayım ki? Ne yapıyor bu manyak? Perk'üm var ya tam şu an olması lazımdı aslında. Bir şey diyeceğim bu arada, saçma sapan bir şekilde adama izimi kaybettirdim. Yetişirse giderim. Oğlum şaka gibi ya, şaka gibi ya. Başkan belki diğer kapıya gittim yani, niye burada eminsin ki? Neyse entity öldü. Ulan şu perk var ya, bir 15 saniyesi daha olsa adam büyük ihtimal uzaktan çiziklerimi falan gördü ya. O yüzden geldi bu kapıya. Perk'ün tam işe yarayacağı bir andı ama diğer iki kişiyi yere düşürüp slagladığı için adam, perk'ün yarısı zaten boşa gitmiş oldu. Oyunda en sevdiğim katil ve kurbanlar hangileri arkadaşlar biliyor musunuz? Menüdeyken hızlı bir şekilde red'i verenler. Bak bu takım bu maçı kaybetmedi arkadaşlar. Soldaki jen tablosunu görüyor musunuz? Herkes görevinin bilincinde. Efendi bir takım. Loop atma konusunda sıfırlar. Şu adam 4-5 saniye içerisinde düştü. Böyle takımlar maç kazanır. En az 3 escape alırlar yani. Tamam sakin ol, hilleyeceğim. Tamam sakin ol. Bak şimdi, malı anlatır gibi anlatıyorum. Şu jeni yap. Evet evet, sen bunu yap. Mal olsa daha hızlı anlardı büyük ihtimal. Bak yine benim jeneratörüme bir şeyler olmuş burada. Lanetlenmiş, yine bir şeyler olmuş benim jeneratörüme. Ana direçmiş killer. Ben yeni öğrendim. Oho bu bir de kendini kanıtlı almış var ya, bu geçmiş olsun. Bu var ya, killerların anasını ağlatıyordur girdiği maçlarda. Cloud'a hasar mı alsak ya? Bende nasıl kaldın? Bende nasıl kaldın ya? Oraya ışınlanman gerekmiyor muydu kanka? Onun için taktik yapmadın mı? Akıllı oyun purpa, akıllı oyun purpa. Şimdi kırvak. İyisin, iyisin koçum. İyisin koçum. İçeri bir daha yetişemeyeceğiz gibi arkadaşlar. O yüzden artık aydınlanabilir mi dünyam? Teşekkür ederim. Yapma be. Kesin vuramaz diye devirdim paleti. Kötü bir hit yedik arkadaşlar. Killer Shack duruyor. Okey. Killer Shack'in dolabına ışınlanabilir sanki. Ne olur ne olmaz. Riske atmadım çünkü zaten arkada hızlı hızlı canlar bitiyor. Ananı aldın. O ne lan? Trace iyi denemeler. İyi denemeler. Atlama fake'ini yersin bence. Evet. Yine ışınlandı galiba. Güzel. İyi fakeledik, iyi fakeledik. İyi oynuyoruz şu an arkadaşlar. Maşallahımız var. Tekrar bu spota kaçtık. Tamam. İyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Oğlum 2-3 maçtır benim medkitime bir şey oluyor. Bak bunlarda hep Franklin oluyor. İlk maçta da yediler benim medkitimi. Bu zaten açgözlü bir kartı arkadaşlar. İlk geldiğinde atı yemişti biliyorsunuz ki. Ya bir kere bir ortama ilk girdiğinde ortamı analiz edersin. Hani gözlemlersin. Gelir gelmez atı niye yiyorsun oğlum? Hani biraz gözlemle. Bir bak kim yenebilir, kim yenilemez. Ona göre ye. Ha ben sana atı yeme demiyorum ki. Tamam yine ye. Ama bir gözlemle. Samara'nın laneti gibi çöktü üstümüze ya. Samara'da gittiği her yerde olay çıkarıyordu ya arkadaşlar. Reis valla tatlı killersın da. Yeni ilk defa oynuyorsun galiba. Çok o fake'i beceremiyorum. Ben de beceremiyorum derece oynarken onu. Aa beleşit yedik. Bu maçı burada satarız. Hehe boy. Bu maçı burada satarız arkadaşlar, ben gidiyorum. Şuradan tırmansın işte ya. Tırmansın arkadaşlar. Nesi zor ki? Bak yine oyuna bir perk önerisi yaptım farkındaysanız. Bu var ya, bu kapıyı açıp direkt kaçacakmış gibi bir his sezdim bunda. Buranın basement'ı çok zor. Bunu alamam. Direkt ölürüm yani. Bizim adam da kaçsın. Benim topuklu ayakkabı perk'üm çalışsın. Hiç çağıracağız arkadaşlar. Git git hadi. Git. Tamam git hadi.
Ya sen salak mısın? Hiçbir hareketimi anlamıyorsun. Git ya. Jen yap dediğimde de peşimden geliyordu. Heh gitti tamam. Perklerimiz aktif. Hatch'imizi arıyoruz. Aşağıda mıdır acaba ya? Heh buldum. Gel de hatch'i kapat değil mi? Aynen amınayım. Aynen. Aynen. Anasını böyle işin. Aynen. Allah'ın belası salak herif. Ya arkadaşlar vallahi billahi. Ya inanılmaz değil mi? Bak hani beni de umursamadı ya bak. Kaç git diyor yani. Beni kovalamaya bile çalışmadı. Sadece perkümün içine etmek için gel de hatch kapattı gitti. Yani tamam maçtan zaten escape aldım da. Neyse ya aman. Hani o şanssızlığı o yaşanılan durumu anlatmaya çalışıyorum sadece. Yoksa kaçtım yani hani. Okey kaçtım onda sıkıntı yok. Gençler bu arada bu akşam saat 7'de yayın açacağım haberiniz olsun. Gelmek isterseniz ekranı Twitch linkini bırakıyorum. Oradan gelebilirsiniz. Şu map'i var ya bilerek atıyorum ya. O kadar huzur veriyor ki bana şey olarak. Ananı avradım. Sen vermiyorsun, sen vermiyorsun. Sen vermiyorsun huzur falan. Git seni çağırmadım. Ya bu palet ne? Merhaba. Şunu, bunu ye, bunu ye. Bir kere de ilk başkasına gidin lan. Heh şöyle ya. Nasıl sattım şeye? Kate'e. Bak. Ya oğlum siz deli misiniz ya? Yine beni istiyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Zort. Bak onu yaraladı. Heh gel öyle eline verirler. Gel bakalım devam et. Onu yaraladın. Hala purpose elesi istersen. Hadi görüşürüz. Anana doğru uçarsın şimdi öyle. Gel bakalım gel. Madem purpose istiyor arkadaşlar. Ona istediğini verelim. Ay güzel oynadı. Neyse güzel bak yanında bayağı bir can kastırdık takıma. Son paleti erken devirmemem lazımdı. Oraya kadar her şey güzel ama şu son paleti erken devirmemem lazımdı. O bu bana tunnel yapacak. Aa yapmadı lan. Ya da yapacak ona vurmadı. Yapacak yapacak. Aa yemiyormuşum lan. Onu kovalıyormuş oğlum. Kendi kendime gelin güveç oldum ya. Bir jeni daha halkımızın hizmetine açtık. Bir sonraki Red Forest başkanlık seçimlerinde oylarını da talibiz arkadaşlar. Vaatlerimi ben size sayayım. İlk olarak Get Low Vow adlı şahıs oyundan tamamen kaldırılacak. Ya da maçlara girdiği zaman iki elleri bağlanıp jeneratör yapması engellenecek. Sadece ayaklarıyla koşabilerek kaçsın katilden bu kadar. İkinci vaatimiz ben katil oynarken haritaya 13 tane jeneratör eklenecek. Ben Survivor oynarken sadece 2 tane jeneratör olacak. Ve son olarak Kate Benson mainler 3 asılışta değil 7 asılışta ölecek. Diğer bütün kurbanlar 1 asılışta ölecek. Direkt mor yiyecekler yani. Abi niye böyle bir şey yaptın dediğinizi duyar gibiyim. Hop. Bu çok iyi oldu. Şu itin öldüğü yerde arkadaşlar bunu oyalayalım. Yalnız çok hızlı düşebilirim. İyi döndü lan şerefsiz. Akıllısın lan Purpo. Akıllısın oğlum Purpo. Oğlum bu spot neymiş? Ha bu tam şeyli uzun. Tam tam. Ben... Ucu yok gibi gördüm de spotu. Beni kayıp mı etti o enayi? Oğlum ne oynadım be? Yoksa eski Looper Purpo geri mi dönüyor? Bütün jenler bitti. Müthiş. İşte bu aradığım takım ya. Yaptığın loop'un hakkını veren takım. Kral senin maraz var ya aynı benim gibi yemin ederim bak. Şahsım adına sizlerden özür diliyorum maraz bey. What the fuck bro? Şimdi arkadaşlar bomboş bir kıvrak kullanımı göreceksiniz. Gördünüz. Başkan sen ne oynuyorsun be? Ay oğlum bak ilk hareketim çok güzeldi. İkincisinde atlamakta biraz geç kaldım. Biraz geç kaldım atlamakta. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Benim build'im gereği benim sona kalmam gerekiyor. Çok teşekkür ederim ana hasar aldığınız için. Devam ediyorum arkadaşlar. Şu taraftan mı gideyim peki? Şöyle gidiyorum. Sona kalmak falan şu an umurumda değil arkadaşlar. Bu maçtan kaçmayı hak ettiğimi düşünüyorum. Ay
180'i çakıyordum olmadı. Bu maç bak bana eski günlerimi hatırlattı. Sakin oyunlar, akıllı oyunlar, doğru hamleler. Tunnel da gelecek değil mi? Yani başka yapabilecek bir şey yok zaten ama bizim adamın araya girmesi lazım. Akıllı oynadı, kapattı önümü. O kapı zaten açılmamış, o kapı niye açılmamış? Arkadaşlar bak şu an kaçarsanız bana hatch'i verirsiniz. Şu an o lazım. Kıvrak Matt. İşte bu oğlum, sen busun. Bu maç var ya, her şeyi yaptık maşallah ya. Maşallah bize ya. Son zamanlarda oynadığım en iyi Survivor maçı olabilir. Takımdaki herkes de escape almış. GG. Güzel maç. Evet gençler, dediğim gibi akşam yayın açacağım. O yüzden hemen bu videonun editini halledip bugüne yetiştirmeye çalışayım. 4 maç yeterli zaten. Güzeldi maçlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.